de aynı şekilde, El-Kaide de aynı şekilde. Hatta Türkiye'de bir ara Hizbullah denen bir şey çıkardı. Zannedersem onu ya MİT kurdurdu ya CIA kurdurdu. Belli operasyonları yaptırmak için. Veya işte Ehl-i Sünnet çıkmış, Alevilik çıkmış, Şiilik çıkmış. Bunlar hepsi adına Müslüman diyor. Ama Kur'an'a uygun hareket ediyorlar mı? Etmiyorlar. Kur'an'a uygun hareket etmiyorsa bir kişi o Müslüman olmaz. İstediği kadar iddia etsin. Fakat Ehl-i Sünnet böyle demiyor. Okyanuslara kadar günahın da olsa diyor, sorun değil diyor. Yanarsın çıkarsın diyor. Sen Müslümansın diyor. Bir kere la ilahe illallah Muhammed Resulullah dedim mi diyor. İnkar etmediğin sürece sadece dilinle ben inkar etmiyorum diyeceksin. Her naneyi ye, ne yaparsan yap ben kabul ediyorum diyeceksin. Bu yetiyor yani onlara göre. Onların Müslüman tanımı bu. Ehl-i Sünnet'te tekfir yoktur diyorlar. Efendim niye bunu söylüyorlar? Kendilerine günah alanı açıyorlar. Dilediği kadar günah işleyebilmek için. Bu kadar günahla nasıl kurtulacaksın cehennemden? Haliyle ya şeyhin eteğine yapışacaksın, ya peygamberden şefaat dileyeceksin, ya bilmem nereden şefaat dileyeceksin. Bu sefer sen onlardan şefaat dilemeye başladığın zaman kesenin ağzını da açıyorsun. Onları tarikatlarına, örgütlerine, teşkilatlarına yardım ediyorsun, para veriyorsun. Böylece sebepleniyorlar yani. Böyle bir sistem kurulmuş. İşte biz de bunun öyle olmaması için, bu insanların uyanması için şu Kur'an'ın doğru anlaşılması gerekiyor ve doğru yaşanması gerekiyor. Aleykümselam. Şimdi çok kısa bir bilgi vereyim, derse başlayacağız. Biliyorsunuz ikinci cildi bastıralım dedik. Bir miktarını topladık ama daha bir miktar daha eksik de var. Onun için yardım etmeyi düşünen arkadaşlar, hani mümkünse bir iki haftaya kadar kendilerini ayarlasın, yardımlarını yapsınlar ki bunu bitirelim, matbaaya verelim. Yoksa bu uzun süre böyle bizi bekletip duracak. Çünkü bekledikçe de zam geliyor biliyorsunuz enflasyondan dolayı. Sizden ricam bunu yardım etmeyi düşünen arkadaşlar, İsmail'in hesabına attık biz oraya. Şey yapsınlar, yardımlarını yapsınlar, biz de matbaaya verelim inşallah. Peki, başlayalım dersimize. Hocam o çok gerilerde galiba kaldı galiba. Bir daha atarsanız iyi olur. Tamam, İsmail'e söyleyelim. Bir daha şeyi atsın buraya. Bismillahirrahmanirrahim. Maide suresindeyiz. Biliyorsunuz 44'ten beri 45, 46, 47, 48, 49 sürekli ehli kitabın durumu, onların Allah Resulü ile olan mücadelesi, aralarında geçen tartışma ve Allah'ın indirdiğiyle hükmetme konusu işleniyordu. Allah sürekli kim Allah'ın indirdiğiyle hükmetmezse işte onlar kafirlerin ta kendileridir. Veya 47. ayette kim Allah'ın indirdiğiyle hükmetmezse işte onlar fasık olanlardır. Biz burada demiştik ki bu hükmetme sadece mahkemedeki hakime has bir şey değil. Aile değişiksen sen de ailede hükmediyorsun. Örneğin mesela miras paylaştıracaksın. En azından çocuklarına İslam'a göre miras paylaşımını yapabilirsin. Allah'ın emir ve yasaklarına göre onlara sevgi ve şefkat gösterirsin. Eşinin ona göre davranırsın. Veya ticaretini vahiy kurallarına göre yapmaya çalışırsın. Bu da bir nevi hükmetmedir yani Allah'ın kurallarına göre. Tabii ki güç makamında olanlar, ekonomiyi, siyaseti, anayasayı ellerinde bulunduranlar, onlar elbette ki onlar da anayasayla Allah'ın indirdiğine göre hükmetmeleri gerekiyor. Yapmıyorlarsa Allah diyor ki kafirlerin ta kendileridir. Yani bu hakikaten ben Müslümanım diyenlerin, iman ettim diyenlerin üzerine ciddi ciddi düşünmesi gereken ayetler. Yani Allah böyle söylediği halde mesela Allah demokrasiyle hükmedin diyor mu? Demiyor. Veya demokrasiyle hükmetmeyin diyor mu? Demiyor ama ne diyor? Allah'ın indirdiğiyle hükmedin. Allah'ın indirdiğiyle hükmettikten sonra demek ki insanlık için yetecek olan barış, adalet, terakki, huzur Allah'ın indirdiği kitabın içerisinde bu formüller verilmiş, bunlar mevcut. Demokrasi denilen sisteminde vahye uyan tarafları olabilir ama uymayan tarafları da var, bunu da biz biliyoruz. Çünkü bir kere seküler birleşim haramı helali göz önünde bulundurmuyor. Bir kere anayasada devletin dini İslam'dır diye herhangi bir şey yok. Yöneticiler Müslüman olmalıdır denen bir şey de yok. Dolayısıyla bu
kanayan bir yaramız. Bunu biz düşünmemiz gerekiyor. Ve oraya gidecek olan bir çalışma yapmamız gerekiyor. İster teorik, ister pratik. Herkes gücünün yettiği ölçüsünde bu konuda bir tuğla koyabilir bu duvara. Koymak da zorundadır yani. Çünkü biz her şeyi başkalarından bekleyemeyiz. Birileri yapsın, etsin, Allah'ın indirdiğiyle hükmetsin. Biz işte oturalım, konuşalım, efendim vay şu ayette böyle diyormuş, vay burada babun buyruğu uzunmuş, vay şunun şöyle hurafesi varmış, tartışalım, gidelim, yatalım, keyfimize bakalım. İşte bu da doğru bir şey değil. Yani bu Allah'ın indirdiğiyle hükmetme konusunda bize düşen sorumluluk da var. Hani bu mücadelenin, bu cihadın bir tarafından bizim de tutmamız gerekiyor. İşte biz de nereden tutacağımızı bilmemiz lazım. Hani hep anlatırlar bazı filozoflar, işte bir insanları üçe ayırırlar. Bir düşünenler vardır, bir de yapanlar vardır, bir de hem düşünüp hem de yapanlar vardır. İşte yeryüzünü bunlar imar eder, derler. Yani hem düşünüp hem yapan. Dolayısıyla biz sadece düşünen, burada okuyan, ayetlerde şu anlam varmış, bu anlam varmış, sadakallahu lazim, git yatağa, böyle olmayacağız. Veyahut da sadece yapan da olmayacağız. O zaman da vahyin teorik bölümü eksik kalıyor. Hem düşünen hem yapan olmak durumundayız. Yani bugünkü şartlar onu gösteriyor. 49. ayette zaten Allah emrediyordu. Aralarında Allah'ın indirdiğiyle hükmet ve onların hevalarına uyma. Onlar dediği kim? Vahyin dışında olan kim ve ne varsa. Onların hevalarına uyma. Yani vahyin dışından milim sapmak, Allah'ın bizden istediği, iman ettim diyenlerden istediği bu. Hangi şartta olursa olsun. Ve ayetin sonunda da diyor ki, şüphesiz insanların çoğu fasıklardır. Gerçekten de öyle. İnsanlar zoru ve sıkıntıyı gördükleri zaman kayış atıyorlar. Sürekli gelecek korkusuyla yaşıyorlar. Sürekli nerede para var, nerede rahat var, nerede sorunsuz bir hayat var, oraya meylediyorlar. Hak varmış, yokmuş, efendim barış ve adalet ikame ediliyormuş, edilmiyormuş. Pek kimse bunu da ciddiye almıyor. Kim ciddiye alıyor? Çok az insan ciddiye alıyor. Hani hesap günü Allah'a ben sorumluluğun hesabını nasıl veririm diyenler ciddiye alıyorlar. Ama onun dışındaki çoğunluk ciddiye almıyor. Zaten buna benzer birçok ayet var. Bir gün inşallah bunları da sıralayalım. Belki 30-40 tane var. İnsanların çoğu kafirdir. İnsanların çoğu iman etmezler. İnsanların çoğu akletmezler. İnsanların çoğu fasıklardır. Dolayısıyla çoğunluklar da bizi aldatmaması gerekiyor. Üstelik çoğunluklara bakıp da hakikaten üzülmek gerekiyor aslında. Yani bakın çok kalabalık çarşılara. Sürekli insanlar bir yerlere gelip gidiyorlar, koşturuyorlar, yapıyorlar, ediyorlar. Ama kaç tanesinin hakikat derdi var? Kaç tanesi ya ben cenneti nasıl kazanırım bunun derdine düşüyor? Yok denecek kadar az. Mesela ben işte Beylikdüzü'nde yaşadım. Benim çevremde, benim tanıyabildiğim tabii 20-30 kişi, 300-400 bin kişiden bu kadar ben tanıyabildim yani. Belki hani bir o kadar daha benim tanımadığım oldu diyelim. 100 kişi yani, 300 bin kişiden. İşte bu ayetin bu söylediği sosyolojik gerçekliği ortaya koyuyor. 50. Onlar hala cahiliye hükmünü mü arıyorlar? Kesin bilgiyle inanan bir topluluk için hükmü Allah'tan daha güzel olan kimdir? Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Onlar hala derken iki topluluğu bahsediyor gene Kur'an. Rabbani yoldan sapan bir müşrik olanlar, bir de ehli kitap olanlar. Burada genelde Yahudi ve Hristiyanlardan bahsediyordu. Ağırlık olarak Yahudi ve Hristiyanlara inandıkları halde hala cahiliye hükmünü mü arıyorlar? Kesin bilgiyle inanan bir topluluk için hükmü Allah'tan daha güzel olan kimdir? Bu kesin bilgiyle inanan diye bahsettiği insanlar da Müslüman olan insanlar. Hani Bakara suresi 1. 2. 3. 4. 5'e kadar Müslüman olanların fotoğrafını ortaya koyuyor Allah.
Onlar namazını kılarlar, zekatını verirler, Allah'tan başkasından yardım istemezler. Ahirete de kesin bir bilgiyle inanırlar, ifadesiyle anlatıyordu. Buradaki ifade de o. Yani Müslüman olanlar, doğru yolda olanlar. Yani Kur'an'ın tarif ettiği Müslüman tabii ki. Kesin bir bilgiyle inanan bir topluluk için hükmü Allah'tan daha güzel olan kimdir? Allah kendi hükümlerini burada övüyor. Ayşen Hanım, Allah'ın hükmü neden en güzeldir? Yani kendi hükmünden daha güzel olan kimdir diye Allah burada bir soru soruyor. Niye soruyor bu soruyu bize? Yani düşünmemiz için soruyor. Hani bir var olan hani insanların yönetim biçimine bakıp da Allah'ın size emrettiği, size sizin için uygun bölgeye yönetim şekli, yani işte şeriat dediğimiz Allah'ın vahiy kanunlarına bakın. Herhalde onu kıyaslamamızı istiyor ve hani hakikati görmemizi istiyor. Eyvallah. Yani onu kıyasladığımız, zaman o zaman Allah'ın hükmünün yanında başka hükümlerde olması gerekir ki Allah kendi hükmünün en güzel olduğunu söylüyor. Dolayısıyla o zaman diğerler hükümler, kimlerin hükümleri? Müslüman olmayanların hükümleri. Onlar da hüküm veriyorlar. Dolayısıyla Allah kendi hükmüyle onların hükmünün arasında bir kıyaslama yapıyor ve bize bunu söylüyor ki soru sorarak en güzel hüküm benim hükmümdür diyor. Yani siz o zaman benim hükmüme rıza göstereceksiniz. Benim hükmümle yaşantınızı düzenleyeceksiniz. Bunu söylüyor Allah bize. Ey iman edenler! Yahudi ve Hristiyanları dostlar, veliler edinmeyin. Onlar birbirlerinin dostudurlar. Sizden onlara kim dost edinirse kuşkusuz onlardandır. Şüphesiz Allah zalimler topluluğuna hidayet vermez. Ey iman edenler! Yahudi ve Hristiyanları dostlar edinmeyin. Ne demek dost edinmek? Veli edinme anlamında kullanmış. Aynı ifade Bakara suresi 120. ayette de geçer. Orada da diyor ki sen onların dinlerine uymadıkça Yahudi ve Hristiyan olanlar senden kesinlikle hoşnut olmazlar. De ki şüphesiz doğru yol Allah'ın gösterdiği yoldur. Eğer sana gelen bunca ilimden sonra onların heva ve isteklerine uyacak olursan, senin için Allah'tan ne bir dost vardır, ne bir yardımcı vardır. Yani ne diyordu Yahudiler? Yahudiler Üzeyr Allah'ın oğludur dediler. Hristiyanlar da Mesih Allah'ın oğludur dediler. Şimdi Allah'ın oğlu diyenler, Allah üçtür yani. Tesis şeyini kullanıyor bunlar. Yani baba, oğul, ruhul, kudüs. Yani baba Allah haşa, oğul İsa, kutsal ruh diye bahsettikleri yani haşa Meryem de Allah'ın karısı oluyor. İşte burada kesinlikle Yahudilere uymayın derken Yahudiler, Hristiyanlar hani cennete girecek lafı var ya, sanki Yahudileri Hazreti Musa'nın dininden, Hristiyanları da Hazreti İsa'nın dininden olduğunu iddia ediyorlar. Oysa Yahudi ve Hristiyan olanlar Hazreti Musa ve Hazreti İsa'nın dininden sapan insanlar. Bunları anlamak gerekiyor. Yani onlara uymayın, onlara uyarsanız siz onlardan olursunuz diyor Allah. Evet, ikinci bir şey sorabilir miyim? Buyurun. Şimdi Yahudi ve Hristiyanları dost edinmeyin derken şöyle bir şey olabilir mi mesela? Yahudi ve Hristiyanlarla ticaret yapmak konusunda bir sıkıntı var mı? Ya ticareti yap, hani yemek kelimesini kullanırken onların lokantaya davet ederlerse haram olmamak koşuluyla o yiyeceklerden, helal yiyeceklerden ye, bunları yap. Ama
dost edinmeyin derken onların dinini, onların yaşam biçimini, hayat tarzını kendine ilke olarak kabul etme mesajı veriyor Kur'an. Şu anda Müslümanların yaşam biçimini, hayat tarzını belirleyen nedir? Allah'ın gönderdiği vahiyler çerçevesi içerisinde indirilmiş olan ayetlerdir. Peki Yahudilerin, Hristiyanların yaşam biçimini, hayat tarzını belirleyen koşullar nedir? Onlar kendilerine hani ateş bize sayılı günlerde dokunacak ifadesi kullanıyor. Allah da diyor ki onlara, onlar Allah'tan bir vahiy mi aldılar veya Allah onlara ayrıca bir kitap mı gönderdi de böyle hüküm veriyorlar ifadesi kullanıyor. Yani onların söyledikleri zan ve tahmin diyor, vahiye göre değil, Hazreti İsa da Hazreti Musa da onların dininden uzak. Çünkü Nisa suresi 159. ayette ehli kitap olanların hepsi ölüm anında Hazreti İsa'nın getirdiği dine inanacaklar ama İsa onların aleyhinde şahitlik edecek diyor. Demek ki Yahudi ve Hristiyanlar Rabbin yolundan sapmış olan ehli kitap olanlardır. Ehli kitap olanlar da Kur'an'a göre Allah'ın gönderdiği vahiy orijinli dini satan, gizleyen, zan ve tahminle din uyduran insanlar olduğunu açık açık ortaya koyuyor. Kimse çıkıp da Yahudi olanlar o bulundukları dönemde, yani Hazreti İsa ve Hazreti Musa döneminde olanlar, onlar cennete gidecek diyenler var. Bunlar kesinlikle yalan, yanlıştır. Bunu bilmek gerekiyor. Şimdi ben bunu niye sordum hocam? Genelde yani bu konu açıldığı zaman, ya işte onlar Yahudi, Hristiyan, işte dost edilmeyin ama kardeşim o zaman bunlarla niye ticaret yapıyorsunuz, niye alışveriş yapıyorsunuz gibi böyle sözlerle insanlar karşılaşıyor. Hani bu biraz açıklığa kavuşması açısından sordum ben bunu. Çok güzel. Yani elbette ticaret yapacaksın. Yani mesela Kur'an'da bunun örneği nedir? Hani Süleyman peygamber cinlerden belirli kişileri aldı, kendi ordusunda çalıştırdı. Neden? İhtiyaç var. Yani şu anda bir Müslüman olan aslında bu hep teknolojiyle ilgili alet ve edevatları kendileri üretmesi gerekir. Ama üretemediği konularda da onlarla istişare yapıp onlarla efendim alışveriş yapabilirler. Bunda hiçbir sakınca yok. Hani Süleyman ne yapıyordu? Kesinlikle bir kementle onları tutuyor. Yoldan sapacak olsa, yani verdiği emirden cayacak olsa hemen onu tutup hesabını soruyordu diyor. Güçlü bir iktidar, güçlü bir otorite. Onu anlatıyor Kur'an. Yani sen yapacaksın ama onların dinine uymayacaksın. Kur'an öyle diyor. Hocam burada asıl olan onlara sevgi, muhabbet beslememek ve davranışlarını, yaşantılarını tasvip etmemek. Diğer türlü, her türlü ilişkin olabilir yani. Aynen. Saat suresi 36'da diyor ki, böylece rüzgara emrine verdik, onun emriyle dilediği yöne yumuşakça eserdi. Yani Süleyman Aleyhisselam'dan bahsediyor. Şeytanları da her bina ustasını ve dalgıcı. Yani şimdi burada Allah diyor ki, şeytanları da Süleyman'ın emrine verdiğini söylüyor. Süleyman şeytanları kendi emrine alıp ne yapacak? Şeytanlık mı yaptıracak onlara? Veya onlarla birlikte kendisi şeytanlık mı yapacak? Hayır. Devamındaki ayette diyor ki, ve parantez içerisinde kötülük yapmamaları için sağlam kementlerle birbirine bağlanmış diğerlerini. Yani burada Allah bir bilgi veriyor bize. Yani şimdi kendi dilimle ben özetleyecek olursam, Süleyman Aleyhisselam'ın devleti vardı. Kendi devletinde belli yerlerde
Müslüman olmayanları, kafir olanları, ehli kitap olanları çalıştırıyordu. Onlara iş yaptırıyordu. Sağlam kemenklerle birbirine bağlanmış diğerlerini derken onları karar mekanizmasına, kritik noktalara, yönetim yerine getirmiyordu. Aksine kendi yasasıyla vahyin kontrolünde onları tutuyordu. Gözetliyordu onları. Bunu burada Kur'an bu bilgiyi niye veriyor? Süleyman Aleyhisselam artık 3000 yıl önce yaşamış, imtihanını tamamlamış, gitmiş. Onun başından geçen olayı, onun yaptığını bize örnek veriyor. Siz de böyle yapın diyor. Yani biz de bugün bir dünya kuracaksak, bir ülke yöneteceksek, hayatımıza yön vereceksek, mümin olmayanları, kafir olanları stratejik noktalara kesinlikle ve kesinlikle getirmemeliyiz. İşte bunun bir benzerini Yahudi ve Hristiyanları dost edinmeyin diyor. Zaten adı Yahudi ve Hristiyan. Adı belli, İslam düşmanı bunlar. Onları dost edindiğin zaman onlarla, işte onlar ceza hukuku yapmış, biz de aynısını yapalım. Onlar miras hukuku yapmış, biz de aynısını yapalım. Onlar ekonomiyi nasıl yapıyorlarsa, faizli, alavereydi, haram, helal demeden ne varsa yeter ki para gelsin, biz de aynısını yapalım. İşte o zaman onları dost edinmiş oluyorsun. Yahudi ve Hristiyanlar, veli edinmiş oluyorsun. Aynı yola gidiyorsun, aynı yaşam biçimini yapıyorsun. Dolayısıyla Allah bunun karşısında bizi uyarıyor ve Süleyman Aleyhisselam'ın nasıl yaptığını örnek diyor burada. Çünkü zaten başka ayetlerde de kafirlerin iş başına geldiği zaman ekini ve nesli bozduklarını söylüyor. Allah kafirlere güvenmiyor. Bakın bu çok önemli. Onlara güvenerek insanların yönetimini onlara emanet etmiyor. Tam tersine mümin olanlara güveniyor ve müminlere de diyor ki onlara teslim etmeyin. Onlar güç kuvvet haline gelirlerse yeryüzünde fesat çıkartırlar diyor. Dolayısıyla bu bize aslında siyasi bilincimizi inşa ediyor. Zaten bu bilinç yoksa ben Müslümanım diyen birisinde o topluluklarda çok kısa süre içerisinde alavere dalavereyle birileri bunları kandırır ve bunların başına münafıkları getirir. Sonuçta aşağıda sen ezilirsin. Onlar için sefasını sürerler. Burada. Dolayısıyla bu aynı zamanda da bir emirdir yani. Şimdi bir Müslüman olarak bizim şöyle yapma lüksümüz yok. Yani beni kim yönetirse yönetsin, cebimde olsun da gerisi önemli değil. Bunu dersek bizim işimiz bitmiştir yani. Tam tersine eğer Allah'ın bizden istediği o dünyayı kurmak istiyorsak mesela başka ayetlerde de diyor ya Allah, Allah'ın mescitlerini ahirete inanan, zekatı veren, namazı kılanlar inşa edebilir, imar edebilir diyor. Yani burada cami duvarından bahsetmiyor Allah. Yani mescidi haramdan bahsediyor. Haramlardan arındırılmış bir dünyayı ancak bunlar kurabilir diyor. Ve onlar yönetime gelmelidir diyor Allah. Bu çok önemli bir konu. Bir de şu var. Bunu anlamak gerekiyor. Özür diliyorum. Hayırlı akşamlar hocam. Hayırlı akşamlar. Hayırlı akşamlar. Hayırlı akşamlar. Hayırlı akşamlar. Hayırlı akşamlar. Katkıda bulunabilir miyim? Buyurun. Şimdi ayet 51 ey iman edenler derken inanıyorum diyenlere uyarıyla başlıyor. Yani Kur'an-ı Kerim okuduğumuz zaman ey iman edenler kelimesinin geçtiği bütün ayetleri inceliyorum. Hep uyarı başlıyor. Uyarı var. Burada da bir uyarı geliyor ben inanıyorum diyenlere. Burada ayetin içerisinde evliya kelimesini iki kere kullanıyor. Evliya'e ba'duhum evliya'u ba'd kelimesi. Yani onlar birbirlerinin dostlarıdır. Onları dost edinmeyin. Bu kelimenin aynısı Ali Rıza Hocam sizin sürekli kullandığınız, anlattığınız Ali İmran Suresi 64. ayet-i kerimede de geçiyor. De ki ey kitap ehli gelin sizinle bizim aramızdaki ortak bir kelime şöyle ki Allah'tan başkasına tapmayalım. Yani onları ilah edinmeyelim. Ona hiçbir şeyi ortak koşmayalım. Allah'ı bırakıp kimimiz kimimizi burada da mal kelimesi geçiyor. Kimimiz mağduhuma geçiyor mal. Rab edinmeyelim. Eğer buna karşı yüz çevirirlerse o zaman söyle şöyle diyeyim. Şahit olun ki biz muhakkak Müslümanlarız. Yani buradaki
ayetten şöyle diyorum. Bu öbür ayetle bu ayeti birleştirdiğinizde onların ortak koşmaya, birbirlerine dost yani evliya edinmeye yönelik insanlar olduğunu, iman edenlerin ise bu yanlışa, bu hevaya düşmemeleri gerektiğine dair bir uyarı geliyor diye düşünüyorum. Evet. Güzel, güzel. Şimdi ben de diyorum ki, Allah razı olsun Faruk Hocam. Şimdi ben de diyorum ki hani Süleyman Peygamber bulunmuş olduğu topluluğa soruyor. Belkıs'ın tahtını bana kim getirecek diyor. Cinlerden bir ifrit dedi ki ben onu göz açıp kapayıncaya kadar getiririm dedi. Bir de yanında kitaptan ilmi olan biri dedi ki ben onu göz açıp kapayıncaya kadar getiririm dedi ve getirdi diyor. Yani burada Süleyman iki tane Belkıs'ın tahtı hakkında bilgi getirecek kişi talip oluyor ve Süleyman bu taliplerden Müslüman olanlara bu konuyla ilgili görev veriyor ve getirdiği ifadesini kullanıyor. Yani Müslüman varken Müslüman olmayan bir kişiye kesinlikle o ehli kitap ve müşrik olanlara kesinlikle görev vermeyi Allah kabul etmiyor. Bunu anlamak gerekiyor. Aynen. Bir de burada şunu da belirtmek gerekiyor. Hani bazıları diyor ya Bakara suresi 64 müydü? Sabilerden işte 62. Yahudi ve Hristiyanlardan filan diye başlayan bir ayete dayanarak onlardan da cennete gidecekler filan diyorlardı. Ama şimdi burada Allah kesin olarak diyor ki onları dost edinmeyin diyor. Bu ne demektir? Aynen müşrik kadınlarla evlenmeyin dediği gibi. Onlar sizi ateşe çağırır dediği gibi. Dost edinmeyin diyor. Dolayısıyla Yahudi ve Hristiyanlar cennete gidecek demek bu ayete göre 180 derece şeyle ters. Kur'an'la ters. 52. İşte kalplerinde hastalık olanları zamanın felaketleriyle aleyhimize dönüp bize çarpmasından korkuyoruz diyerek aralarında çağlar yürüttüklerini görürsün. Umuyoruz ki Allah bir fetih veya katından bir emir getirecek de onlar nefislerinde gizli tuttuklarından dolayı pişman olacaklardır. Burada ayet mealinde bayağı yanlışlıklar var gibi geliyor. İşte kalplerinde hastalık olanlar, yani hastalık olanlar kimler? Müslüman olmayanlar. Yani hani Ali İmran suresi 7. ayette diyor ki, kalplerinde maraz olanlar ayetlerin müteşabih olanlarına uyarlar ve olmadık yorumları yaparlar ifadesini kullanıyordu. Hastalık olanlar zamanın felaketleriyle aleyhimize dönüp bize çarpmasından korkuyoruz diyerek aralarında çabalar yürüttüklerini görürsün. Yani burada Müslüman olanlar zayıf, inkar edenler güçlü. Eğer biz de onlar gibi Müslüman olsak, yani Müslüman gibi görünüyor fakat Müslüman değil, münafık olanlardan bahsediyor. Zaman felaketleri aleyhimize dönüp bize çarpmasından korkuyoruz diyerek aralarında çabalar yürüttüklerini görürsün. Yani onlar kendi söyledikleriyle, Allah'ın söylediği, kalpleriyle söyledikleri uyum halinde değil. Umulur ki Allah bir fetih veya katından bir emir, yani fetih derken iki şey emri getirecek de onlar nefislerine de gizli tutuklarından dolayı pişman olacaklardır. Burada iki konumdan bahsediyor Allah. Umulur ki Allah fetih veya katından bir emir. Hani Tevbe suresi 52. ayeti kerimesinde ya bizim elimizde Allah sizi dünya hayatında azaplandıracak ya Allah kendi eliyle ahiret hayatında Allah sizi azaplandıracak.
İşte buradaki ifade de umulur ki Allah fetih veya katından bir emir getirecek de onlar nefislerine gizli tuttuklarından dolayı pişman olacaklar. Yani ahiret aleminde onlar pişman olacak. Ya da Müslümanlar güç ve kuvvet haline gelecek. Fetih, yani hani büyük fetih diye bahsediyordu. Mescid-i Haram'a girip yani orada Müslümanlar Medine'den Mekke'ye geliyorlar ve orada kovuldukları, sürüldükleri, hicret ettikleri yerde o kafirlere meydan okuyorlar. Fetih diye bir bunu diyor. Bir de ahiret alemindeki o Müslüman olanların galip gelip inkar edenlerin mağlup olduğu ve ebedi cehennemde azaplandıracağı yerden bahsediyor. Bu münafıklara atfedilen bir ayet olarak tanımlıyor. İman edenler olanca yeminleriyle elbette sizlerle birlikte birlik olduklarına ilişkin Allah'a yemin edenler bunlar mıdır? Onların bütün yapıp ettikleri boşa çıkmıştır. Böylece hüsrana uğrayanlar olmuşlardır derler. İman edenler içinizden kim dininden geri dönerse Allah kendisinden kendisinin onları sevdiği, onların da kendisini sevdiği müminlere karşı alçak gönüllü kafirlere karşı. Sen 54'ü okuyorsun. 54'ü okuyorsun sen. Biz 53'teyiz. Pardon, öyle mi? İman edenler olanca yeminleriyle elbette sizinle birlik olduklarına ilişkin Allah'a yemin ederler. Yani burada olanca yeminleriyle yine burada münafıkları kastediyor. Bunlar mıdır? Yani o iman edenler o münafık olanlara soruyor. Onların bütün yapıp ettikleri boşa çıkmıştır. Yine burada münafık olanları kastediyor. Böylece hüsrana uğrayanlar olmuşlardır derler. Yani ahiret aleminde o iman edenler onların durumlarını anlatıp dile getiriyor. Yani ahiret aleminde bu münafık olanların yaptıkları Allah tarafından boşa çıkarılmıştır. Yine Bakara suresi 264'te diyordu ki o inkar edenler, iman etmeyenler yapmış oldukları infaklar Allah katında bir dağın üzerindeki bir toprağın sağanak yağmur karşısında kaybolup gittiği gibi onların yaptıkları infaklar boşa çıkacak ifadesi kullanıyor. Aynı ifade. Ey iman eden! İçinizden kim dininden geri döner, irtidat ederse Allah yerine kendisinin onları sevdiği, onların da kendisini sevdiği müminlere karşı alçak gönüllü, kafirlere karşı ise güçlü ve onurlu, Allah yolunda cihad eden ve kınayıcının kınamasından korkmayan bir topluluk getirir. Bu Allah'ın bir fazlıdır. Onu dilediğine verir. Allah rahmetiyle geniş olandır, bilendir. Ey iman eden! İçinizden kim dininden geri döner? İrtidat ederse Allah kendisinin onları sevdiği, onların da kendisinin sevdiği müminlere karşı alçak gönüllü, kafirlere karşı ise güçlü ve onurlu Allah yolunda cihad eden ve kınayıcının kınamasından korkmayan bir topluluk getirir. Yani hani Tahrim suresi 5. 6. ayetlerde diyordu ya, ey peygamber hanımları, 4. ayette de diyor bunu. Ey peygamber hanımları, eğer siz Allah'a karşı, Allah'ın Resulüne karşı kalbiniz marazlılık gösterdi. Kalbiniz kötülük gösterdi. Eğer siz tövbe etmezseniz, bu halinizden kendinizi vazgeçirme, düzeltmezseniz Allah sizi ona boşattırır. Allah o Resulüne sizden daha hayırlı dul ve bakire eşler verirdi diyordu. Yani siz inkar ederseniz, ayette ifade ettiği gibi
siz bu dinden vazgeçerseniz, yani siz vazgeçince haşa Allah'ın dini ortalıkta kalacak değil, Allah bir başka birini getirir. Yani orada sizden daha hayırlı ve Müslüman olanlar Allah'a karşı sevgisini, Allah'ın da onlara karşı sevgisini, kafirlere karşı şiddetli, şedid karakterli ve Müslümanlara karşı da merhametli bir topluluk getirir diyor. Yani burada yani Allah'ın şeyi mi yok, yani iman edecek kulları mı yok? Onlardan getirir, onları Müslüman yapar. Siz kendi yaptıklarınızı kendi aleyhinize orada ahiret aleminde göreceksiniz. Allah'ın umurunda bile olmaz. Allah bu Allah'tan bir farzdır. Allah'ın bir farzdır. Farzıdır. Onu dilediğine verir. Yani kim isterse Allah onu verir, ona verir. Allah rahmetiyle geniş olandır, bilendir. Yani Allah bunları biliyor, görüyor. Siz kesinlikle Allah'ın sizi hayır gitme tutup kolundan tutup da gitmeyeceksin, burada Müslüman olarak kalacaksın diye Allah hiçbir insana zorlayıcılık yapmıyor. Onu bilmek gerekiyor. Evet. Şimdi ben burada Hatice Hanım'a bir şey sormak istiyorum. Hatice Hanım, burada diyor ki içinizden kim dininden geri dönerse Allah onun yerine kendisinin onları sevdiği, onların da kendisini sevdiği müminlere karşı alçak gönüllü, kafirlere karşı güçlü ve onurlu, Allah yolunda cihad eden ve kınayıcının kınamasından korkmayan bir topluluk getirir. Şimdi ehli sünnet inancında bize dediler ki dinden dönen mürtet öldürülür. Şimdi sen bu ayette öldürülür demiyor. Sen bunu nasıl değerlendiriyorsun? Refik abi, ben şöyle anlıyorum. Hani geçtiğimiz ayetlerde de işledik. Hani zorda kalın ve sıkıntıya düşünce dini yaşamak zor gelip dönenleri de anlatıyor Allah. Birincisi bu. İkincisi, yani öldürmekten bahsetmiyor Allah. Herkes özgürdür. Ahirette cezası var diyor. Evet. Mesela Musa kavminden bir süre için ayrılmıştı. 30 gün için diyordu. O 10 günde üzerine ekledik. Allah diyordu ki Musa'ya, ey Musa, Samiri senin kavmini saptırdı, yoldan çıkardı. Ne demek bu? Onlar müşrik oldular. Yani dinden döndüler. Peki Musa'ya diyor mu Allah, Musa bunlar dinden döndü, hadi bakalım bunları birer birer şimdi öldürmen lazım. Böyle bir emir yok. Dolayısıyla Kur'an'ı okudukça ehli sünnet denilen şeyin vahye uymadığını, tam aksine vahye ters olan bir sürü kuralların bize din diye yutturulduğunu görmüş olduk. Aynen. Dolayısıyla eğer böyle inanırsak, dinden dönen öldürülür dersek, Allah adına yalan uydurmuş oluruz. Çünkü Allah dinden döneni öldürün demiyor. Ceza verilecek olanı söylüyor. Kim birini haksız yere öldürülürse buna kısas yapın diyor. Eyvallah. Ama dinden döneni öldürün diye bir şey yok. Tam tersine kaç defa Musa'nın yanında dinden dönüyorlar, geri geliyorlar, tekrar gidiyorlar, tekrar geliyorlar. Mesela Nisa suresi 137'de 3 tane süreçten bahsedilir. Dolayısıyla bize gelenekte Kur'an'da olmayan ne kadar şey varsa diye anlatılmış. Sebebi ne bunun? Bunun sebebi bizim Kur'an'dan uzak bir yaşantı sürmemiz. Yani şöyle söyleyelim. Biz tabiri caizse gelmişiz, camiye girmişiz, hocaların karşısına oturmuşuz. Ağzı var, dili yok. Aynen bir çöp kutusu gibi. Onlarda ne varsa 60-60 doldurmuşlar bizim içimize. Doğrusunu da yanlışını da. Biz hiçbir zaman oraya bir filtre koymamışız. Yani vahiy filtresini koymamışız. Kemalistler gelmiş, onlar bir çöp doldurmuşlar eğitim üzerinden. Efendim Avrupalılar gelmiş ayrı bir çöp. Ehli sünnet gelmiş ayrı bir çöp. Biz çöp olmuşuz aslında. Düşünce manasında bunu söylüyorum yani. Ama şimdi Kur'an oldukça artık bu çöplüğü ayıklıyoruz.
temizliyoruz. Ve bu Yahudi ve Hristiyanlara mesela dost edinmeyin diyor. Demek ki biz o zaman tavırlarımıza, bakış açımıza, davranışlarımıza biz filtre koymamız gerekiyor. Bizimle herkesle dost olamazsın. Herkesle aynı yaşantıyı yaşayamazsın. Tam tersine diğerleri seninle dost olmaya çalışsın. Çünkü sen vahiye inanmışsın. İşte Kur'an bizi böyle bir çöplükten, böyle bir bataklıktan, ateş çukurunun kenarından Kur'an bizi çıkarmaya çalışıyor. Bu neyin sonucu oluyor? Biz Kur'an'a emek verdiğimizden dolayı. Ama şimdilik sadece bunları burada biliyoruz. Şu bir saat içerisinde biliyoruz sadece yani. Ama bunun geriye kalan 23 saati uygulama. O 23 saatin içerisinde gerçekten televizyonun karşısına oturup da çöp kutusu gibi her kirli bilgiyi hala içimize alırsak, efendim, gider yine Yahudi Hristiyanı dost edinirsek, gider yine Allah'ın güvenmediği kafirleri başımıza yönetici tayin eder, seçersek, helal demez, haram demez, ekonominin içine girersek, o zaman bize Kur'an'ın değil, hiç kimsenin bir faydası, hiçbir şeyin bir faydası olmaz yani. Evet abi. İkinci hatta bir sormuştum hani, Allah diyor ya hani siz inanmazsanız yerinize daha hani gerçek anlamda inanan Müslümanları getiririm diyor. Ben şöyle anlıyorum. Allah diyor ki ben Allah'ım, ben yaratıcıyım. Ben her türlü yaratırım. Olan hani inanmazsanız olan size olur. Sonsuz hayatı kaybedersiniz eğer inanmazsanız. Cehennemi hak edersiniz. Bana bir şey olmaz. Hani aklınızı başınıza alın diyor Allah. Eyvallah. Evet. Şimdi burada bir ilginç cümle daha var. O gelecek olan müminlerin özelliğini bahsediyor. Allah'ın sevdiği, onların da kendisini sevdiği, yani Allah'ın sevdiği, müminlere karşı alçak gönüllü, kafirlere karşı güçlü ve onurlu. Bak, kafirlere karşı zalim demiyor. Çünkü Müslüman zalim olmaz. Güçlü ve onurlu. Demek ki o zaman nasıl onurlu oluyorsun? Hakikate inandığından dolayı. Peki, eğer hakikate inanmışsan o hakikat üzerinden bir gücü eline geçirmen gerekiyor. Yani hem güçlü hem onurlu olman gerekiyor. İşte gücü eline geçirirsen o zaman Süleyman'ın emrine verilen o şeytanlar, birbirlerine zincirle bağlı olan o şeytanlar ve niceleri cinler senin de emrine verilir. Sen de o zaman şeytanları, cinleri idare edebilirsin. Kontrollü bir şekilde onların bozgunculuk yapmalarını engelleyebilirsin. Güçlü ve onurlu olursak bu mümkün. Devam ediyor zaten. Allah yolunda cihad eden ve kınayıcının kınamasından korkmayan bir topluluk getirir. Şimdi cihadı daha önce konuşmuştuk. Bu kavramı çok kirlettiler. Bu kavramın üzerine sürekli radikal, başkalarını öldüren, işte desteksiz veyahut da kontrolsüz hareketler yapan gruplara bu ismi verdiler ve korkuttular insanları. Oysa cihat, insanın sahip olduğu imkanları, bu bilgi olabilir, bu zaman olabilir, bu maddi güç olabilir, bu manevi güç olabilir veya fiziki güç olabilir, Allah yolunda harcamasıdır, kullanmasıdır yani. Ve kınayıcının kınamasından korkmayan bir topluluk getirir. Şimdi bu kınayıcının kınamasından biz hala biraz çekiniyoruz. Korkuyoruz yani daha doğrusu. Sadece kınanmaktan değil, toplumun hışmından da korkuyoruz. Yani kendimize kötülük edilmesinden de korkuyoruz. Çünkü içinde yaşadığımız toplum hala birilerinin kurmuş olduğu gayri İslami bir yasayla ve dayatmayla devam eden bir şey. Hala bu devam ediyor. Dokunamazsın onların ilahına, onların ilahlaştırdığı taburlara, yani sözle bile dokunamazsın. Herhangi bir şey söyle yine linç ederler. İşin bu boyutu henüz biraz eksik. Bir şey sorayım burada, müsaade ederseniz. Kınayıcının kınamasından korkmayan en önde gelen bir tane isim söyleyebilir misiniz? Ercüment Özkan. Profesör. O da var da yani burada Hazreti İbrahim'den bahsediyor. Yani anası, babası, yakınları, çevresi hep İbrahim aleyhine
sürekli Kur'an pakurdular. İşte kınayıcının kınamasından korkmayıp Allah'ı bulup ve ondan dolayı da Allah'ın onu imam yapacağız diye bahsettiği insan tipi Hazreti İbrahim. Onun için yani hiç kimseden korkmuyor İbrahim. Zaten bu korkusuzca öldüğünden dolayı da Allah onu tevhid akidesinin doruk noktaya ulaştığı bir İbrahim dininden söz ediyor Allah. Evet. Peki Hatice Hanım, sen Hazreti İbrahim'in yerinde olmak ister miydin? Allah sana bir imkan verse, dese ki gel seni İbrahim gibi bir topluma göndereceğim. Aynı şeyleri, çileleri çekeceksin. Ya tabii ki çok zor. O peygamberdi. Peygamber olmanın verdiği de belki bir güçtü ama tabii isterdim yani. Çünkü Allah İbrahim peygamberden çok büyük övgüyle bahsediyor. Vallahi sen cesur bir kadınsın yani. Ben şahsen kendime güvenemezdim, korkardım. İstemezdim ben yani. Edip hocam. Efendim Edip hocam. Ben olmak isterdim. Bir şeyi çok merak ediyorum. O Urfa Kalesi'ndeki direklerde sallanıp aşağı atılması nasıl bir duygu, ben onu merak ediyorum. Şimdi Urfa Kalesi'nde büyük. Şimdi bunlar rivayet Mehmet Emin Hocam. Şimdi yani benim sorduğum soru biraz farklı bir şey. Yok anladım ben. Demek istediğinizi anladım da. Şimdi yani hakikaten kınayıcının kınamasından korkmamak her baba yiğidin harcı değil. Çünkü neden biliyor musunuz? Bakın, kınayıcının kınamasından korkmadığın zaman seni ailenle yalnız bırakır, çocuğunla yalnız bırakır, babanla yalnız bırakır, teyzelerin, akrabaların, sevdiğin kardeşlerin, onlar bile derler ki sen kafayı yemişsin, üşütmüşsün sen, bu kadar insan var, bu kadar şeyler var, gebertecekler seni. Aklını çalıştır biraz. Zaten anlamıyorlar. Bırak bu işleri. İşine gücüne bak. Böyle söylerler. Karşına dikilirler. Ve sana hepsi yük olurlar. Sen yukarılara çıkmaya çalışsan bile her biri seni taşlarlar. Yani insan Allah korusun çıldırma noktasına gelir. Yani ya şunları öldüreyim demeye başlarsın ondan sonra. Bundan nasıl insanlar dersin. Dolayısıyla çok zor bir şey kınayıcının kınamasından korkmamak. Birçok şeyi hocam, insan göze alabilir ama kendi ailesiyle çatışmayı da, toplumuyla, komşusuyla dışlanmayı, taşlanmayı ben göze alamam. Yani bugünkü halimle ölüme çok yaklaşmış bir insan olarak içim ürperiyor yani bunu düşündüğüm zaman. Şöyle bir şey var hocam. İnanç sağlamsa ve inandığın doğru yol olduğunu biliyorsan bence bunda bir sıkıntı yok yani. İşte Allah Müslümanları bu hale gelmesini istiyor. İşte tek bir ümmet, tek bir şeriat diye bahsettiği Müslüman tipleri, böyle tiplerin topluluğundan bahsediyor Kur'an. Bir ara bizim yaptığımız derslerde bir arkadaş dedi ki abi alttan gidelim dedi. Kimse bilmesin, gizli yapalım bilmem ne falan. Mete'yle Eyüp buradaysa bilirler. Sonra ben de bu arkadaşa dedim, bizim gizli saklı yapacak bir şeyimiz, neyimiz var dedim. Yani burada biz bir şey ifsat mı ediyoruz, toplumu ifsat mı ediyoruz? Biz toplumu geriye mi döndürüyoruz? Toplum aleyhine bir faaliyetlerimiz mi var? Şu ayetlerdeki ilkeleri böyle alt alta dizdiğin zaman söylediği aleyhine dahi olsa adaletten şaşma, adil ol, zulmetme, zalimin karşısında böyle sağlam bir duruşla dur, değil mi? Kınayıcının kınaması. İşte kınayıcının kınaması bu. Kınayıcı kim? Baktığımız zaman kınayıcılar zalimlerdir. Kınayıcılar kim? Ya da zalimlerin piyolu olmuş ama bunun farkı da olmayan ahmaklardır. Yani biz bunu fark ettiğimiz zaman kınayıcının ben nesinden niye korkayım? Ben mesela buradan ilk Almanya'da Türkiye'ye gittiğimde 2016'da tembellik karar verdik gidelim. Orada okulda bir kısım öğretmenler hali tam putperest Kemalist. Ve orada yaptığı bazı putperesthane işlere karşı ben dedim bu yaptığımız putperestlik. Burada da nitekim oldu. Yine Türkçe
Türkçe öğretmeni buradaki Bremen'deki bir okulda andımızın kaldırıldığı bir dönemlerde çıktı dedi ki ya dedi Mustafa Kemal'in bize şeysi olan Mustafa Kemal'i anlatan tanıtan ilkemiz olan bu ant kaldırıldı. Biz kaldırılsa dahi biz burada bunu yapacağız dedi. Ben de oradan çıktım. Sen dedim önce bir sor dedim. Kim yapmak istiyorsa onları kendi yanına tut onlarla yap dedi. Benim çocuğuma dedim bu putperest ilkelerini aşılayamazsın dedi. Bunu ben Türkiye'deki okullarda da gerektiği her platformda açık açık söyledim ve dedim sizin putperestliğinize karşıyım. WhatsApp gruplarında birebir konuşmalarımızda orada sonuçta tabii yan gözle bir kısmı yan gözle baktı ama bir kısmı da doğru söylüyor dedi nitekim. Yani ses çıkartan oldu, çıkartmayan oldu, homurdanan oldu.